Hani başımızdaki sağ olsun sahip çıkıyor ülkemize. Çıkmıyor değil. Ama garibanlarımız çok. Garibanlarımıza hani bir el attığını görmedim şu zamana kadar. Kime sahip önce çıkıyor o zaman abi? Abi sahip çıkıyor. Ülkesine sahip çıkıyor. Vatanına, milletine sahip çıkıyor. Hani şu benim yaşıma kadar benim gördüğüm vatanını, milletini savunan tek bir insan. Lider olarak. Hiç kimse Van Bilit deyip sesini kesemedi dış devlet. Sağ olsun yaptı. Bizi yüceltti. Ama bir de garibanlarımıza. Önce bir kendi garibanlarımızı doyuralım. Suriye'yi, arkadaşın dediği gibi IŞİD midir nedir? Sağı solu sonra doyururuz. Silahlarını sonra veririz. Önce bir kendimizi doyuralım. Kendimizi silahlanalım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani ben Tayyip'i kötülemiyorum. İyi insan. Ben onun yanındayım, arkasındayım. Destekliyor musunuz abi? Destekliyorum. Sonuna kadar veriyorsunuz. Destekliyorum. Allah razı olsun. İyi insan. Ama pek garibanlarımızdan yana olduğunu şu anda düşünmüyorum. İyiliği nerede kalıyor o zaman? Abi şimdi şöyle bir şey. Vatandaşı açsa, garibanı açsa iyiliği nerede kalıyor ya? Şimdi ben elimizden öpen 4 çocuk sahibiyim. Ben gittim geçinemiyorum dedim. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Ha hayır. Aylık 1200-1300 lira bana çocuklarıma para veriyorlar. Ayrıyetten bilmem şu parası diye para veriyor. Allah razı olsun. Hayır. Ben sizi bilmiyorum. Allah razı olsun kendisinden. Destek veriyor. Siz haklı olabilirsiniz. Ben sadece onun haklı olan yönünü anlatıyorum. Siz de kendi konunuzda haklı olabilirsiniz. Yani demek istediğim benim Sayın Cumhurbaşkanımızdan istediğim garibanlarımızdan biraz daha hani ilgilenmesi. Başka bir şey istemiyorum. Saygılar diyorum. Allah onu da başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim abi. Türkiye'de kaç milyon gariban var onu da biliyor musun? Şimdi ben onlara değinmek istedim. İster mesele istemez. Mesele burada abicim, mesele burada. Neyse sana iyi çalışmalar kardeşim. Çok sağ ol abi. Teşekkür ediyorum. Burada bizim aç kalan biz. Un bizim, ezilen biz. Kim bu duymak bilmeyen şerefsiz? Abi onu bana çıkardın yeter dedi. Teşekkür ediyorum. Yayla abi bunu. Tamam yayınlıyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok ama diyecek bir şey. Teşekkür ediyorum. Yani çok sağ olun. Halinden razı. Hiç şikayetçi olan yok bak görebiliyorsun. Abi siz duydunuz, siz şahit olduğunuz söylediklerine. Yani diz çökeriz dedi. Çökeriz bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Dedi. Hani 23'ten beri bu ülke ayaktaysa, bu topraklar bizimse, çökmemişse, kimseye diz çökmemişse bundan sonra da çökmez. 20 senelik bir iktidar gider diye, çöker diye düşünenler yanlış düşünüyor. Yani bilmiyorum diyecek bir şey yok. Çünkü öyle bir dünya yok. Emekli olamadım daha. Şimdi Erdoğan emeklilerle alakalı bir açıklama yaptı. Emekliler bugün tarihinin en iyi gelir seviyesine sahipler dedi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Kendi bakış açısıdır. Doğrudur kendi bakış açısına göre de. Şimdi EYT'liler olarak mesela hala emekli olamayan insanlar var. Bu bir çifte standarttır. Buna yani insanların haklarını almak hak değildir. Vermek haktır. Siz EYT'li haklar misiniz abi? Sayılır. Bununla ilgili de yani madem para varsa bu ülkede, bu ülkeyi kimse bitiremezdi zaten, bitmez yani. Çok bereketli bir ülkedir. Yani hiç kimsenin, dünyada hiçbir kimse, hiçbir lider bunu çala çala da bitiremez, götür götür de bitmez. Böyle bir bereketli ülkedeyiz. Yani şu anda gözle görünen cennet denilebilir. Fakat bu ülke başka daha güçlü ülkelerin toprağı olsaydı, burası Dubai'ye geçerdi. Ha, buna rağmen bu ülkede nedense hep sıkıntı var. İşte böl parçala yönet sistemi var. Nasıl oluyor yani? Biz cumhuriyet çocuğuyuz. Bu kadar varlıklı bir ülke ve bu kadar doğal güzellikler olan bir ülkeyken abi neden biz bu haldeyiz? Yani bu tamamen yöneticilerin iletişimsizliği diyeyim. Şimdi bir kişiyi suçlamak doğru değil. Bir kişi bunu yapamaz. Onun gücü de yetmez. Emri de yetmez yani. O söylesin ben yapmam yani. Anladın mı? Evet. Ha nedir? Burada bir yani bu ülke bir acı çekmesi lazım. Bak bu ülke acı çekerse tekrar biz orijinal vatandaş yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Kurtuluş Savaşı'na endeksli olarak çünkü bizde vicdan var. Biz Müslüman ülkeyiz. Müslüman evladıyız. İyimser insanız. Yani en güzel Müslümanlığı da yaşayan Türkiye'dir. Bununla ilgili de bu değil yani politika insanları böldü parçaladı. İşte şu parti bu parti. Beşiktaş Fenerbahçe oldu. Hani yani bu değil yani bu siyaset değil. Bu ülkenin üzerine gelen adam ben %75 koyduysam gelen %76'yı konuştum ve dediğini yapsın. Yapmıyorsa da çekilsin. Onurlu bir yaşam. Onurlu bir yaşam. Yani bu şekil düşünüyorum. Çünkü madem öyle biz Müslümanız, asil kandayız. Tamam.
vatanseveriz, vatanperveriz, insancılız. Biz yani komşumuz açken biz tok yatamayız. Biz böyle biliyoruz yani. Atamızdan da böyle gördük, böyle de uyguluyoruz. Ama gel gelelim ki pişman yaşantısından. Pişman yani. Ve korkuyor yani parasını. Memnun olan vatandaşlarımıza var abi, yok değil. Biz denk geliyoruz burada. Gerçekten vardır. Çok onlar, yoruldum. Onlara ben şey arsız diyebilirim yani, fikir arsız diyebilirim. Fikir arsız diyebilirim yani. O doğru değil yani. Bireysel olarak doğru değil yani. Ama kişiler önce dönüp kendi ailesine bakması lazım. İşte Ahmet böyle, Mehmet böyle. Onun yatı var. Bunu bunlar değil. Bunlar iftiradır, mazerettir. Gerek yok. Varsa var kardeşim. Koçsa koç, Sabancı'sa Sabancı. Hani olabilir. Ben dönüp kendi aileme bakmam lazım önce. Yani her koşulda A'dan Z'ye kendi ailemi korumam lazım. Var mı peki abi çocuklarınız? Onların geleceğini falan nasıl görüyorsunuz? Vallahi onlara ben üzülüyorum yani. Şimdi onlara üzülüyorum. Biz şimdi Kurtuluş Savaşı çocukları, torunları sayıyoruz ama Z kuşağını eğer ki yani bu bilgi babında ya da işte FETÖ babında eğer çocuklarımızın TC'sini çalıp da hayatını karartacaklarsa, bütün borçları torunlarımıza yıkacaklarsa, onlar zaten hani 1-0, 2-0 yenik başlayacak dünyaya yani. Daha gelmemişler yani. Yani bunlar haktır. Ama sen bugün 100 yıllık imza atarsan onlar yani doğmamışken borçlu. O sırtı yerden kalkmaz yani onun. Ha, o yüzden Z kuşağına aslında güveniyorum. Neden güveniyorum? Teknoloji var, her şey var ama dünya Z kuşağı olursa o zaman herkesi yalan ederler. Afrika'daki Z çocuğu da hani buradaki Z çocuğu da Amerika'daki de hemfikir olursa o zaman dünya Z çocuğu olur. O zaman da bu yalancı politikacıların hani mezarına hani tükürürler yani. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok bireysel olarak. Hakkı yok yani. Ben nedir? Kur'an'da ayeti var. Kul hakkıyla gelme değil mi? E sen bir yöneticisin, 81 milyonun hakkıyla hangi cennete, hangi cehenneme gideceksin? Biliyorsunuz AK Parti muhafazakar bir parti ama en çok bu konuları dile getiren de AK Parti aslında. Şimdi, kul hakkından bahseden. Şimdi o insanlar uç insanlardır. Bütün partilerden kovulan insanlardan kuruldu. Çözüm süreci başarılı olsun diye kuruldu. İlk kurulduğunda 200 küsür tane Kürt milletvekili vardı içerisinde AK Parti'nin. Sonra içi boşaltıldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Masayı devirdiler. Hani çizdik oynamıyoruz, ver misketlerimi oldu. Bu mudur politika? Bu mudur söz vermek? Dolmabahçe'de söz verdin, orada verdin, burada verdin. Kendin yaptın, kendin ettin. Yani kimseye de bir şey söylemedin. Söylemedin de kimseyi de dinlemedin. Şehide kelle diyen de sensin. Beni kandırıyor diyen de sensin. Sen onun eteğini öpen de sendin. Elini öpen de sendin. Onun tezgahını aldın. Ne bileyim şimdi onunla berabersin? Ne bileyim yani onunla berabersin? Ben hiçbir partiyi tutmuyorum ayrıca. Ben gerçek bir vatanseverim yani. Bu ülkenin hani evladıyım yani. O yüzden konuşuyorum. Ben herhangi bir parti tutmuyorum yani. Sorayım peki abi, siz şu an konuşuyorsunuz işte, ben bir şeyler soruyorum, siz açıklama yapıyorsunuz, evet. Ama konuşurken, açıklama yaparken biraz korku, çekinme var mı, yoksa özgürce konuşabiliyor musunuz? Benim Allah'tan başka kimseden korkum yoktur, olamazdı zaten. Ben kula kulluk etmem. Benim Allah'ım var, Kur'an'ım var, bir canım var, ben Allah'a borçluyum. Annemden emdiğim sütü anneme borçluyum, onu ödeyemem zaten, onu kimse ödeyemez yani. Annemden ben 3 kilo sütü emmişsem toplam ya da 30 kilo, ben onu su olarak daha geri veremedim yani. Ben delikanlıysam annemin süt hakkını su olarak anneme götürmem lazım. Annem benim kaç yıl üstüm başımı yıkadı. Beni büyüttü, bu hale getirdi. Ben daha annemin ayağını bir kere yıkayamadım. Nasip olmadı. İşin özüne gelirsen, temiz insansak, temizsek, aklımız, fikrimiz temizsek, inançlı insansak, ya batıl inanç da olabilir. Önemli değil yani. Sevmek, gerçek sevmek. Yani bu anlamda söylüyorum yani. Yoksa gelmişsin sen A partisi, B partisi yani... 50 yıl önce de parti vardı, 70 yıl önce de vardı. Vardı yani. Kim geldi, ne yaptı yani? Her gelen çaldı gitti, her gelen çaldı gitti. Öldü gitti yani. Çaldı gitti ne oldu? Yani çaldığın para, kağıdı nereye koydun ki kağıt? Şu bankadan bu bankaya, bu bankadan bu bankaya. Budur yani. Sen varsayımlarla konuşmak doğru değil de. Yani bilinçli konuşmak iyidir yani. Bilinçli konuşmak. Ben seni sevmeliyim yani. Senin hakkını da savunmalıyım ama... Ben tek başıma çıkıntılık yaparsam, sen susarsan olmaz yani. Yani gerçek birliktelik gerekli. Yani gönülden birliktelik gerekli. Bu bizde zaten var. Bir savaş çıksın bakayım. 81 vilayetten herkes taşı sopayı alıyor mu almıyor mu? Kadınımız, kızınımız, çoluğumuz, çocuğumuz hepimiz. Yani bu bak, bu bir noktamız budur yani. Bir noktamız. Normal vatandaşlıktaki. Öbür türlü kardeşim bak, Kur'an Müslümanların anayasa kitabıdır. Peygamberimiz birdir.
ibadetimiz birdir. Renklerimiz ayrı olabilir. Laz, Kürt, Çerkez, Abaza, Yörük olabilir yani. Bu farklılığımız bizim güzelliğimiz de o. Yani coğrafya güzelliğimiz. Coğrafya güzelliğimiz yani. Her yerin tadı da başka. Meyvesi de başka. Hani bunları demek isterim ben. Vatansever bir vatandaş olduğunuzu söylediniz. Vatansever bir vatandaş olarak buradan bizi yönetenlere ne söylemek istersiniz? Sizleri duyuyor olsalar. Şimdi öncelikle eğer ki yetkileri varsa yetkisi olan olmayana. Yani alt üstü üst altı denetlemek zorundadır. Ben senin üstünüm. Sen işte parayı çal götür ayakkabı kutuna bırak falan demiyorum ben. Alt üstü üst altı tam liyakat vardır. Denetlemek zorundadır. İhbar da etmek zorundadır. Gerekse basına canlı basına vermek zorundadır. Söylemek zorundadır. Kardeşim vicdanlıysa namusluysa o koltuğun sahibini veriyorsa vermek zorundadır. Ya da şudur bak karşı gelmek adına demiyorum. Yani gerçekten bu ülke kötüye gidiyorsa ya, efendim. Hani lütfen rica ediyorum. Bakın paraya kendi adını, kendi resmini basacaktı. Profesörün bir tanesi kendisine birebir söylüyor. Diyor ki, efendim Sayın Cumhurbaşkanım, bakın bak bizi zaten yeterince sevmiyor Avrupa. Sevmeyen düşmanlarımız var yani ama yüzümüze gülüyorlar. Siz paraya resminizi basarsanız bak Türkiye'yi yerle bir ederler. Geleceğimizi karartırlar. Bunu yapmayın diyor. İsteseniz beni şimdi hapse atabilirsiniz. Ve sinirleniyor. Beyefendi sinirleniyor. Profesöre kızıyor, köpürüyor gibi yapıyor. Ben diyor gerçeği söylüyorum. Ben sana karşı çıkmıyorum. Karşı çıkmıyorum. Yani Atatürk'ten kendi resmini değiştirirsen başımıza gelecekleri sen bilemezsin diyor. Belki de ömrün yetmez senin ama bizim başımıza gelecek 100 yıl buna sen yet. Ya ömrün yetmez ki sen. Niye Allah'la pazarlığın mı var senin ki? Müslümansın. Neden gelecek 100 yıla imza atıyorsun ya? Bu bilgiler nereden öğrendiniz abi? Efendim? Bu bilgiler nereden öğrendiniz? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii size de uzatayım abi şöyle durayım. Bunu mutlaka yayınlamanızı istiyorum. Biz CHP yönetimini değiştirmek üzere Milli Mücadele Ruhu adı altında bir hareket başlattık. Tam 34 aydır sürekli tehdit ediliyorum, işkence görüyorum. Hiçbir radyo ve televizyon bizim bildirimimizi yayınlamıyor. Bütün sosyal medya hesaplarımız kapatılmış. Bizim hazırladığımız projeler milyonlarca gence iş bulacak nitelikte. Köylüleri üretime yönlendirecek nitelikte. Yani televizyonlara çıktığımız zaman hazırladığımız projeleri gördüğünüzde gerçekten bunu ancak Kemalistlerin yapabileceğini göreceksiniz. Bakın tam 34 aydır sürekli tehdit ediliyorum. Hiçbir radyo televizyon da benim bildirilerimi yayınlamıyor. Türkiye'nin 81 il teşkilatına dolaşmışım. Herkese bildiri verdiğim halde bildirilerim yayınlanmadı. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Çeteler mi? Yeter bu kadar. Kim işkence ediyor abi size? Kim tehdit ediyor? Beyefendi şu anda Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetmiyor. O sadece görüntüde var. Çeteler yönetiyor. Emperyalizme uşaklık eden çeteler yönetiyor. Peki. Var mı abi sizin eklemek istediğiniz? Vallahi eklemek istediğim işte yani madem bu ülkede para varsa parayı halka bir şekilde geri dönüşümlü vermesi lazım. Yani kendi vatandaşa, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan insanlara, gerçek vatandaşlarına destek versin yani. Hani dönüşümlü versin ya da dönüşümsüz versin, versin bu devlettir yani bitmez. Para bu cepten alıyorsun, bu cebe koyuyorsun zaten yani ama onu ekmeğe muhtaç etme, onu suça itme, onu dilendirme, onu yani... Asaletini bozma, ar damarını çatlatma. Yarın bir gün savaş çıktığında hiç kimse dönüp de bakmaz yani. Bakmaz yani. Tamam. Ağzına sağlık. Eyvallah. Yayınlıyorum abi müsaadenizle. Var mı abi görüş bildirmek isteyen? Vallahi fakire Allah yardım etsin. Fakire Allah yardım etsin. Başka bir şey demiyorum yani. Fakir ekmek buluyor mu? Akşam bir şey yiyor mu? Allah yardım etsin. Başka bir şey yok. Fakir yok ki abi. He? Türkiye'de fakir abi, yok ki. Nasıl yok şimdi ya? Şimdi fakirlikten falan bahsettin. Bu sorum aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir açıklama. Son 19 yıla işte başarılarımıza giriyoruz dedi. Ya olur mu ya? Fakire Allah yardım etsin. Ben başka bir şey demiyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Hani fakire Allah yardım etsin. Nasıl fakir yok ya? Yani adam elinde bir tane telefon varsa zengin mi ya? Öyle değil mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim.